Milletvekilleri gün uzar yüzyıl olur derler. Bundan 100 yıl önce Cumhuriyetimiz kuruldu, uzadı. Bir yüzyılı hep beraber burada devirmek ve yeni bir yüzyıla başlamak bu mecliste meclisin vekilleri olarak bizlere nasip oldu. Bu yüzyıl içerisinde kuruluşundan bugüne çok hükümetler geldi geçti. Herkes ülkesini ileriye taşımak istedi. Milletini, memleketini daha mutlu kılmak istedi, mücadeleler verdi. Her dönemin farklı sorunları, farklı problemleri oldu, farklı mücadeleleri, sınamaları oldu. Ama Allah'a sonsuz şükürler olsun, 100 yılın sonunda bugün, özellikle de son 20 yılda atılan adımlarla beraber, onların ivmesiyle beraber, her alanda gurur duyduğumuz, her alanda gurur duyacağımız, her alanda altyapısıyla, insan kaynağıyla, müteşebbisiyle, girişimcisiyle, kamusuyla, özel sektörüyle, çalışanıyla, işçisiyle gurur duyacağımız ve yeni bir yüzyıla hazırlanacağımız bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip etti. Ve bugün işte yeni bir yüzyıla, Türkiye'ye yüzyıla başladığımız bir dönemde Türkiye yüzyılının ülkeyi daha ileriye taşıyacak bir yüzyılın, ülkeyi adından daha çok söz ettirecek, uzayından tutun da dünyanın her alanına bayrağımızı daha fazla dalgalandıracak bir yüzyılın eşiğinde bir bütçedeyiz. Bu vesileyle tekrar sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün Tarım Bakanlığımızın ve Ulaştırma Bakanlığımızın bütçelerini görüşüyoruz. Az önce bahsettiğim gibi herkes elinden gelen bir şeyleri ortaya koydu. Taş üstüne taş koyan kim varsa Allah hepsinden razı olsun. Ama özellikle AK Parti'ye geçen bu son 20-21 yıl, bu 100 yıl içerisinde kıyasladığımız zaman kendisinden önceki dönemlerde yapılan işlerin kat kat fazlasının yapıldığı bir 20 yıl olarak karşımıza çıktı. Ne demek istiyoruz? Kendisinden önce 80 yılda 6000 kilometre bölünmüş yol ağı olan bir Türkiye'yi bugün o 80 yılda yapılan 6000'in çok daha fazla ötesine götürerek 30.000 kilometre bölünmüş yol ağına ulaştırmak olarak bahsedebilir. 27 havalimanı olan bir ülkeyi bugün 60'ın üzerine çıkmaya çalışan havalimanı sayısını bir ülke noktasına getirdik. İktidara gelirken bir iddiamız vardı. İddiamız şuydu, dedi ki ülkenin her tarafına hizmet edeceğiz. Doğusuyla, güneyle, batısıyla, kuzeyle bu ülkenin bütün coğrafyasına aynı hizmeti götürmeye, aynı standarda ulaştırmaya gayret edeceğiz dedik. Burada havalimanı varsa orada da olmalı dedik. Burada üniversite varsa orada da olmalı dedik. Burada bölünmüş yol varsa orada da olmalı dedik. Bu felsefe çerçevesinde bütün bakanlıklara, bütün alanlara bakın, hastanesinden postanesine, ülkenin her tarafına bu hizmet ağımızı yaydık. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Yolları böleceğiz ama gönülleri birleştireceğiz dedik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Hava yolunu halkın yolu yapacağız dedik. Bugün eğer bir hafta 10 gün öncesinden bilet almaya kalkarsanız neredeyse şehirler arası otobüs firmalarının taşıdığı fiyatlara hava yoluyla ulaşım yapabileceğiniz bir noktaya taşıdık. Türkiye sadece bir coğrafya değildir. Türkiye aynı zamanda büyük bir tarih ve büyük bir kapsam olduğu bilinciyle değerli arkadaşlar 50 ülkede 60 noktaya olan uçuş ağımızı bugün 130 ülke 343 noktaya taşıdık. Allah sonsuz şükürler olsun. Ve bunları yaparken ayrım yapmadan her bölgeye bize oy vermiş mi vermemiş mi? Mezhebi nedir? Acaba hangi etnik aidiyetten kökenden? Hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın herkesi bir görerek, bütün görerek bu milletin farklılıklarıyla zengin bir millet olduğunun bilinciyle kimseyi ayırt etmeden başını örtene de açana da namazını kılana da kılmaya da hiçbir ayrım yapmadan hizmet götüren bir ülke olduk. Şimdi bu 21 yılda biz bunları yaparken tıpkı bu kürsüde konuşurken oradan müdahaleler olduğu gibi bu 21 yılda bu hizmetleri yaparken hükümetimize de müdahaleler oldu. Söylemler oldu, hem sözler oldu. Ülkeyi batırdınız dendi, tarımı bitirdiniz dendi, gitti gidiyorsunuz dendi ama Allah'a sonsuz şükürler olsun. 21 yıldır geldi. Buyurun tamamlayın Sayın Yeğen.
Ve o bitti bitiyor dediğiniz tarımlı konuştuğunuz ülkeyi ne yaptık biliyor musunuz? 21 yılda net tarımda cari fazla veren bir ülke haline getirdik. Bugün tarımsal gayri safi yurt içi hasıla bakımından Avrupa'da lider, dünyada da 10 içerisine gelmiş bir ülke haline getirdik. Allah'ım olsun. Sizlerin samanı ithal hale getirdiniz, samana muhtaç hale getirdiniz dediğiniz bir ülkeyi Allah'a sonsuz şükür olsun bu noktaya getirdik. Sürem bitti. Çok şey var konuşacak. Sayın bakanlarımız onları söyler. Kimseyi ayırt etmeden, sizleri de ayırt etmeden gelin el ele verelim. Yeni bir yüzyılda Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edelim. Bu ülkenin insanlarına çok daha huzurlu ve zengin bir ülkeyi hep beraber kavuşturalım, taşıyalım diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Yeğil. Gün uzar yüzyıl olur, Türkçeden Türkçe'ye tercümenin garip bir trajedisini barındırıyor aslında Cengiz Aytmatov'un romanı. Gün olur asra bedeldir onun orijinali. Hangi çevirmen akıl etmişse bunu gün uzar yüzyıl olur diye. Ya böyle bir eyvallah, yok bir polemik olsun diye demedim. Yani Türkçeden Türkçe'ye tercüme ederken böyle bir değişiklik ilginç.